Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yakın sonuçlar olsa da ankette Gül Cemal'in önde olduğunu görüyoruz. Bakalım yavaş yavaş sezon sonuna yaklaşmışken Perşembe günü reytinglerde durumlar nasıl? Başlayacak olursak 100 yıllık mucize dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.66 total, 2.58 AB, 2.34 reyting ise ABC1'de elde etmiş ve önceki haftaya göre oranlarını arttırmış. Dizi artış yaşasa da çok da iyi oranlar elde edememiş. Zaten dizi 13. bölümle birlikte ekranlara veda edecek. Gül Cemal dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.37 reyting total, 1.52 AB, 2.44 reyting ise ABC1'de elde etmiş ve önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi açısından iyi oranlar gelmiyordu. Bu hafta da düşüşler yaşayarak çok da iyi oranlar elde edememiş. Dizi bu oranlarla yeni sezonu göremez gibi geliyor bana. Alsancak reytinglerde görüldüğü gibi dizi 4.43 total, 3.04 reyting ise ABD yer alarak 2 grupta 3. sırada yer alırken ABC1'de ise 4.54 reytingde 2. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre oranlarını da arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından gayet iyi oranlar, bu oranlarla yeni sezonda da ekranda görürüz gibi. Aldatmak dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 4.92 reytingde totalde, 4.08 reytingli ABD, 4.39 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Önceki haftaya göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi düşüşler yaşasa da çok da iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Total ve AB grubunda 2. sırada yer alıyor. Dizi yeni sezonda bakalım nasıl oranlar elde edecek. Camdaki Hız dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 6.41 total, 6.31 AB, 7.22 reyting ise ABC1'de elde etmiş ve total grubu haricinde düşüşler yaşasa da zirvedeki yerini koruduğunu görüyoruz. Dizi açısından yavaş yavaş son bölümlere geldik. Bakalım nasıl bir veda olacak. Survivor reytinglerde görüldüğü gibi Survivor açısından çok da yüksek oranlar değil. Total ve ABC1'de 3 bandı altında kalmış. ABD ise 2 bandı altında kaldığını görüyoruz. İyi oranlar elde etmiyor. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret 1.90 reytingde totalde 15. sırada yer alırken tüm gruplarda 1 bandını geçtiğini görüyoruz. Dizi açısından total grubunda 2 bandı da zorlanmış. Şu aşamada gayet iyi oranlar. Bakalım haftanın kapanışı nasıl olacak. Kan çekleri reytinglerde görüldüğü gibi dün 0.58'di, bugün ise neredeyse 2'ye katlamış reytinglerini. 0.94 reytingde totalde 37. sırada yer alıyor. Bir bandını zorladığını görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar. Bakalım kapanış nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.